Sindirim süreci tükürük ve çiğneme ile yiyeceklerin parçalandığı yer olan ağızla başlar. Sindirim, gıdaların kimus denilen bir sıvıya dönüştürüldüğü yer olan midede devam eder. Kimus daha sonra ince bağırsaklara ulaşır. Gıdaların daha da sindirilmesi için buraya pankreastan ve karaciğerden enzimler gelir. İnce bağırsaklar aynı zamanda bütün besinlerin ve vitaminlerin emildiği yerdir. İnce bağırsağın çeperindeki villus denilen küçük parmak benzeri çıkıntılar sindirilmiş gıdaların kan dolaşımına girmesini sağlar. Laparoskopik gastrit bantlama en yaygın bariyatrik işlemlerden biridir. Çünkü sindirim sisteminin herhangi bir kısmının alınması gerekmez. Bu işlemde üst midenin çevresine küçük bir kese oluşturmak için bir silikon bant yerleştirilir. Silikon bandın iç yüzeyi açıklığın boyutunu değiştirmek için salinle şişirilebilir ya da söndürülebilir. Bu bant bir tüp vasıtasıyla karın derisinin ve yağının altına yerleştirilen bir hazneye bağlıdır. Operasyonun ardından cerrah, haznenin içine bir iğneyle salin enjekte ederek bandın boyutunu kontrol edebilir. Bandın altındaki midenin geniş kısmına dokunulmamıştır. Midenin iki bölümü küçük bir açıklıkla birbirine bağlıdır. Gıdalar bu açıklıktan geçerek alt gastrik keseden aşağı kısımlara doğru daha yavaş ilerler. Bu boşaltımı geciktirir ve hastaya tokluk hissi verir. Bunun sonucunda öğünler arasında yemek yeme isteği azalır.